Merhabalar Melike Hanım. Başlayalım isterseniz. Merhabalar hocam, tabii ki. Ekran paylaşımı yapıyorum. Hocam, ekranım görünüyor mu? Evet, açıldı. Evet. Herkese merhaba. Freud'un hayatından bahsedeceğiz bugün. Ve psikanalizin doğuşuna da kısa bir giriş yapıyor olacağız. Başlayalım. 6 Mayıs 1856'da dünyaya geliyor Freud. O esnada dünya hızla değişiyor, biraz tarihten de bahsedelim. Avusturya İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaki Moravya'da dünyaya geliyor. Tabii o esnalarda çatışmalar söz konusu. Daha öncesinde de olmuş olan şeylerden bahsedelim kısaca. Kutsal Roma İmparatorluğu 1806'da Napolyon Bonaparte tarafından yıkılıyor, biliyorsunuz. İmparator 2. Frans yetkilerini kaybedeceği düşüncesiyle kendini Avusturya İmparatoru ilan ediyor. Napolyon savaşlarından sonra tabii ki de güçleniyorlar ve o şekilde çıkıyorlar savaşlardan. Ve tabii ki de bu esnada devrimci bir sürü hareket meydana geliyor. Ve bu esnada da Freud daha küçük bir çocukken böyle bir dünyanın içine doğuyor. Yani çekişmelerin yaşandığı dünyanın içine doğuyor. Avusturya ve Prusya arasında Alman topraklarını hükmetme konusunda da bir çatışma söz konusu. Yani sancılı bir süreç. Yani her doğum gibi buradan sonrasında gerçekten bir sürü teknolojik, bilimsel gelişmelerle çıkıyoruz. Aynı zamanda tabii ki de sanayi devrimi var ve yaşanan çok büyük teknolojik gelişmeler de söz konusu. Tıpta da yine aynı şekilde ve psikiyatri alanı da bunlardan etkileniyor. Akıl hastalıklarının sınıflandırılması, tedavisi de aynı şekilde bu değişikliklerden payını alıyor. Nasıl oluyor? Birazcık bu süreçten bahsedelim. Tabii ki ruhsal ve sosyoekonomik sorunlar her dönemde olduğu gibi o dönemde de mevcut fazlasıyla. Büyük ve ruhsuz kurumlardan bahsedebiliriz orada. Yani çok fazla, hatta etik dışı müdahalelerin söz konusu olduğu, akıl hastası diye tanımlanan bireylerin herkes içinde teşhir edildiği ve zincirlendiği, hatta belki bazen son derece etik dışı uygulamalar söz konusu gerçekten de. 19. yüzyılın başlarına tabii ki iyileşmeler başlıyor. Philip Pinel özellikle akıl hastanelerinde köklü değişiklikler yapıyor. Hacamat, şişe çekme gibi uygulamaları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani bunu yasaklıyor. Ve hastalara oyalanabilecekleri basit el işleri veriyor. Buna da moral tedavi adını veriyor. Bunu görmüşüzdür bakım evlerinde, huzur evlerinde. Hani el işleriyle oyalanmak, bir işe yarıyor olduğunu hissetmesi bireylerin, yaşlı bireylerin orada da kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Aynı zamanda burada da Pinel tarafından hayata geçiriliyor. Tabii ki bütün bu süre zarfında şunu kabul ediyoruz. Biz dünya olarak, evet, ruhsal anlamda bir dengesizlik söz konusu, bir oradaki dinamiklerde bir takım çatırdamalar ve bozulmalar söz konusu, ama bir yandan da fiziksel de bir altyapısı olduğuna, olabileceğine inanıyoruz. Yani tamamen bu yaşanılan semptomların, yaşanılan rahatsızlıkların tamamen psikolojik bir altyapısı olduğunu halen daha kabul etmekte zorlanan bir dünya söz konusu. Dolayısıyla da ne oluyor tabii ki? İlaçla tedavinin mümkün ve yeterli olduğunu genel itibariyle öne sürüyoruz. 1808 yılında biraz daha geriye gidelim. Akliye yerine psikiyatri terimi kullanılmaya başlanıyor. Ve Almanya'da tabii ki bu anlamda ün kazanan bir ülke halini alıyor. Peki. Yavaş yavaş peki o zaman psikanalizle de bağlantısını kuralım Freud'un hayatının. Tabii ki psikanalizden bahsedeceksek hipnozdan bahsedeceğiz. Hipnozdan bahsedeceksek de Franz Anton Mesmer'i anacağız. Kendisi tabii ki de hipnoz yöntemi bu değil. Hipnoza benzer bir uygulama.
benzer bir uygulama olduğu için de bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi kendisi Paracelsus'un teorisini biraz geliştiriyor. Nasıl geliştiriyor? İnsanların bedenlerinde manyetik bir sıvı olduğunu iddia ediyor. Hayvansal manyetizma adını veriyor bu şekilde çalışan sisteme. Sistem şöyle diyor. Gezegenler ileri geri hareket ederler. Kendi aralarında bir şeyler olur, tutulmalar olur vesaire. Ve bunlar da insan bedeni üzerinde belirli bir miktar etkiye sahiptir diyor. Ve bunu da bu manyetik sıvılar aracılığıyla biz yaşarız ve hissederiz diyor. Dolayısıyla da bunu şu şekilde tedavi etmeye çalışıyor. Diyor ki bu sıvı var ve bu sıvının akışında bir tıkanıklık söz konusu olduğunda ruhsal rahatsızlıklar başlar diyor. Bedensel semptomlar da yine aynı şekilde diyor. Ve şöyle bir şey uyguluyor. İlk başta Viyana'da uyguluyor kuramını bu arada. Ancak belirli bir miktar başarıya ulaşamayınca, istediği başarıyı elde edemeyince Paris'e gidiyor. 1778 yılında. Hastaları yuvarlak bir çemberde oturtuyor. Hastaların yüzleri çemberin dışına dönük bir şekilde oturtuyor. Ortasında da sütunlar var ve bu sütunlarda da sular ve sulardan da çıkan demirler söz konusu. Ortam loş, karanlık, hatta böyle bir müzik de var. Biraz hipnotik bir ortam, böyle bir tiyatro, bir film sahnesi gibi. Romantik hatta belki. Bir ortam. Ve bu demirler, bu sütunlardan çıkan demirler de hastanın neresinde semptom varsa oraya değmekte. Hastalar bir süre burada böyle bekliyor, duruyor ve bir süre sonrasında da mesmer çıkıyor. Böyle leylak renginde bir elbiseyle çıkıyor ve hastalara teker teker dokunuyor. Böyle bir sistem mesmerin kurduğu ve yürüttüğü ve tuhaf bir şekilde de başarıyı elde ediyor. Yani gerçekten de telkin yöntemiyle histerik kökenli duyu bozukluklarını ve felçleri tedavi ettiğini biz biliyoruz. Tabii ki plasebonun etkisinden de bahsetmemek olmaz. Yani gerçekten de bir prodüksiyon var harcanan ve mesmerin de olağanca özgüveni söz konusu. Ve insanlarda da şu var tabii ki, yani Viyana'da başarılı oldu, geldi burada işte bu yöntemi deniyor ve dolayısıyla iyileşeceğim inancını da bir şekilde mesmer oluşturmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu yöntemle bir takım sağaltımlar, iyileştirmeler yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bir anlamda da hipnoza benzer bir uygulama. O nedenle mesmeri andık. Devam edelim. Şimdi tabii Viyana'da bir ün de söz konusu tabii ki tıp ve psikiyatri anlamında. Larentrum, Deliler Kulesi. Avrupa'nın en eski akıl hastanesi orada. Viyana Merkez Hastanesi'nin yanında. Yani buradan şunu çıkarıyoruz ki bu kısım bence önemli. Akıl hastalıklarına karşı yeni bir tutum gelişiyor artık yavaş yavaş. Yani bunu ayırıyoruz. Yani kule gerçekten biraz korkutucu bir kule, olumlu da olsa, olumsuz da olsa yeni bir tutum gelişiyor sonuçta diyebiliriz. İlk psikiyatri kliniği 1870 yılında kuruluyor. Avusturya'nın Viyana'da kuruluyor. Viyana Psikiyatri Ekolü'nün yaklaşımı esas olarak fiziksel belirtilere ve ailesel patolojiye odaklanıyor. Yani hala ruhsal nedenlere tam olarak ilgi göstermiyoruz. Halen daha biraz daha işte genetik faktörler ya da işte fizyolojik faktörlere biraz daha yoğunlaşmış durumdayız denilebilir. Tabii ki psikoloji terimi Wundt'la aslında ortaya atılıyor. Deneysel çalışmalarından doğan bir bilim aslında. Yani Freud'la başlamıyor. Wundt'la başladığını söylersek çok da haksız olmayız. Freud'dan bahsedeceksek psikanalizin kökenini attığını söyleyebiliriz. Ancak 1832 yılında doğan Wundt da psikoloji terimini ortaya atıyor. 19. yüzyılın ortalarında bu terim kullanılmaya başlanıyor. Hayatına biraz daha devam edelim Freud'un. Freud'un babası, Freud doğduğunda işleri
çok o kadar da yolunda gitmeyen bir yün tüccarı. Freud'un doğduğu evliliğinden önce bir evliliği var. Bu evlilikten doğan iki tane çocukları var. Ve bu iki çocuğunun birinin doğurduğu John adında bir oğlu var. Ve bu da Freud'un 3 yaşına kadar oyun arkadaşı olacak. John ismini andım çünkü önemli. Biraz daha, biraz sonrasında değerlendiriyor olacağız. İlerleyen zamanlarda Freud'un hayatına nasıl etki ettiğini konuşacağız. Şimdi dünya bir kaos yaşıyor ve tabii ki de hani Freud'un da ailesi bundan etkileniyor. Freud da tabii ki de etkileniyor. Hatta bir göç de yaşıyor Freud 3 yaşındayken, bahsediyor olacağız. Annesi Freud'un ilk doğduğu andan itibaren Freud'a benim altın sigim diye hitap etmeye başlıyor. Böyle hitap ediyor yani. Ve kaos yaşıyoruz ve hani durumlar hiç de iç açıcı değil ama Freud'dan hiçbir şey esirgenmiyor. Göç ettikten sonraki Viyana'daki evleri çok küçük. Hiçbir çocuğun odası yok fakat Freud'un odası var mesela. Freud'un çalışmalarını bölüyor diye kız kardeşinin piyanosu evden atılıyor mesela. Yani Freud'dan hiçbir şey esirgenmiyor ve doğduğu andan itibaren Freud'un çok büyük bir adam olacağına dair bir köklü ve gerçek ve katılaşmış bir inanç söz konusu ailede. Ve Freud da zaten bunu söylüyor. Yani mesleki yaşantısına yön vermeye başladıktan sonra ailesinin, özellikle de annesinin arkasındaki bu mutlak desteğin onun sarsılmaz özgüveninde çok büyük bir payı olduğunu söylüyor kendisi. İlk göz ağrısı çok tutkulu bir şekilde ve gurur dolu bir şekilde seviyor ve bağlı Freud'a. Bu tabii ki Freud'a bir özgüven veriyor ve inanç ve varoluşuna dair bir güvenlik. Ama aynı zamanda erken uyarılmasına da neden olduğunu söyleyebiliriz. Enses arzuyla bir tanışıklık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten fazla tutkulu bir anneden bahsediyoruz. Hatta bir cümlesini okumak istiyorum size. Annesinin tartışmasız gözdesi olan bir insan, yaşama yönelik olarak başarısının güvencesi olan ve sıklıkla gerçek başarıyı yüreklendiren bir Fatih duygusu taşır. Cümlesini yazıyor olacak daha sonraki yıllarda. Tabii bu özgüvenin birazdan bahsedeceğiz, sarsılmaması da Freud'a riskli şeyler yaşatıyor ama gerçekten bu özgüveninin nadiren sarsıldığını görüyoruz Freud'un. Annesine de ölene kadar bağlı kalıyor Freud. Annesi babasından yaşça küçük, sanırım 19 yaşta yanlış hatırlamıyorsam, canlı bir kişiliği var. Yaşıtlarının benimsediği hayatı benimsemeyen birisi kesinlikle. Arkadaş toplantılarına gidiyor, kart oyunları oynuyor ve yaşamının ilerleyen yıllarında da vazgeçmiyor bu alışkanlıklarında. Neşeli, canlı bir kişiliği var. Uzun yaşıyor, 95 yaşında vefat ediyor. Babası 81 yaşında vefat ediyor. Babası da şakacı, sevecen bir insan ama çocuklarından mutlak bir saygı beklediğini biliyoruz. Ve Freud'un babasını bir otorite nesnesi ve yani çok fazla disiplinli gördüğünü biliyoruz. Otorite ve disiplin simgesi yani babası Freud için. Ve ani gelişen bir hastalık neticesinde babasını da kaybediyor oluyoruz. Peki, biraz doğumundan itibaren neden böyle oldu? Yani neden Freud gerçekten tarihin akışını değiştirecek zannetti bu aile? Buna bakalım. Zannetti, zaten aile öyle zannettiği için belki de tarihin akışını değiştirdi ama belki de gerçekten Freud'un içinde böyle potansiyel vardı tartışma konularında her zaman olduğu gibi. Yani bir potansiyel var, bir de potansiyeli gerçekleştirme potansiyeli var ve dolayısıyla bu potansiyelini, gerçekleştirme potansiyelini ailesinin arttırdığını kesinlikle iddia edebiliriz. Ve destekçileri var şöyle. O zamanlarki inanışa göre amniyon kesesiyle doğan bebeklerin ileride çok şanslı olacaklarına ve çok başarılı olacaklarına inanılıyor. Ve Freud da böyle doğuyor. Ve dolayısıyla onu doğurtan ebe de diyor ki çok işte önemli birisini dünyaya getirdin diyor annesine. Annesi de genç ve tecrübesiz bir kadın. Ve dolayısıyla bu ilk yaşadığı şey oluyor Freud'un doğumundan hemen sonrasında.
Ardından birkaç sene sonrasında pastanede gördüğü yaşlı bir kadın gözlerinin içine bakıyor böyle annesinin uzun uzun ve işte bu dünyaya çok önemli birisini getirdin diyor yine böyle uhrevi bir şekilde. Ardından bir ailecek gittikleri bir yemek var. Gidilen ortamda bir şair var, evsiz bir şair. Masalara uğruyor ve belirli bir miktar karşılığında doğaçlama şiirler okuyor masadaki insanlara. Masaya geldiğinde de Freud'a bakarak onun çok büyük bir kişilik olacağını, bir bakan olacağını, yani bir siyaset adamı olacağını söylüyor. Freud daha sonraları bu cümle üzerine düşünüyor tabii ki ama siyasete hiçbir zaman gönül vermiyor. İlgi alanı değil diyebiliriz siyaset onun için. Yani çığır açan bir kuramcı olabilmesi için Freud'a gereken tüm şartlar fazlasıyla sağlanmış gözüküyor. Bu şekilde ailenin de destekçileri olduğu söz konusu. John'a gelelim. John da dediğimiz gibi Jacob Freud'un ilk eşinden olan iki çocuğundan birinin oğlu oluyor. Freud'dan bir yaş büyük. Yani Freud aslında amca olarak dünyaya geliyor. Ve Viyana'ya göçene kadar ailesi maddi yetersizliklerden ötürü göçene kadar oyun arkadaşı oluyorlar John'la. Ama çok ambivalent duygular besliyor John'a karşı. Sevgi ve nefret arasında gidip gelen duygular var. Ve diyor ki ilerideki erkek arkadaşlarıyla yaşadığı çalkantılı ilişkilerin temelini John'la kurduğu bu dengesiz dinamiklerden oluşan ilişkinin attığını söylüyor. Zaten ileride göreceğiz. Gerçekten hayatındaki erkek arkadaşları ile ilgili Freud'un çok zorlantılı, çok zor yaşantılar deneyimlediğini söyleyebiliriz. Hatta Fleece'den bahsedeceğiz mesela. Aralarındaki yakınlık karısının bile kıskançlık krizlerine sebebiyet vermişti. Dolayısıyla burada John'la beraber bu erkek arkadaşlarıyla ilgili yaşadığı krizin temelleri atılıyor. Ve yakın arkadaş ve nefret edilen düşmanın yaşamında vazgeçilmez iki öğe olduğunu kabul ediyor Freud. Ve çoğu durumda bu ikisinin aynı kişide birleştiğini seziyor. Buradan tabii ki de Ödipal çatışmaya gönderme yapabiliriz. Her şeye gönderme yapabiliriz aslında. Kemberg'e gönderme yapabiliriz. İyi ve kötüye gönderme yapabiliriz. Birleşimde gönderme yapabiliriz. Dolayısıyla buraya sıklıkla daha sonraki zamanlarda da değineceğiz gibi gözüküyor. Peki, 3 yaşındayken Freud da Viyana'ya göç etmek durumunda kalıyorlar. Burada tabii ki tren yolculuğu uzun sürüyor. Bir gece boyunca trende konaklamak durumunda kalıyorlar ve annesini çıplak bir şekilde görmek durumunda kalıyor Freud. Bu sebeple yolculuk anksiyetesinin başladığını iddia eder Freud daha sonraki dönemlerde. Yolculukla alakalı bir anksiyetesi vardır. Hatta Amerika yolculuğunun sindirim sistemini tamamen bozduğunu düşünür. Oradaki işte besinlerin ona uygun olmadığından ötürü. Ama yolculukla ilgili anksiyetesinin temelinin 3 yaşında bu öyküyle atıldığını söyler. Buna tabii ki şu açıdan da bakılabilir. Erken erotizasyon açısından da bakılabilir. Bu da ilerleyen yıllarda risk faktörü olabilecek durumlardan bir tanesi çeşitli durumlar için. Sonrasında Viyana Tıp Fakültesi'ne başlıyor Freud. 17 yaşındayken başlıyor. Ama yani bu gerçek bir seçim değil bu arada. Yani Freud hiçbir zaman doktor olmak istemiyor bu arada. Yani sadece insana meraklı, insanın yapısına, düşüncesine, insanla ilgili her şeye meraklı. Ve başka herhangi bir şeyle ilgilenmediği için tıp okumaya karar veriyor. Yani aslında gerçek bir karar olmaktan oldukça uzak bir seçim. O dönemde Darwin gündemde tabii ki bu arada dediğimiz gibi yani dünyanın tamamen değiştiği ve birçok alanda farklı teorilerin daha öncesinde ortaya atılmayan devrimlerin ortaya atıldığı bir dönem ve dolayısıyla Freud da meraklı ve keşif sürecinde ve Darwin gibi yazıları çok fazla okuyor. O yüzden de yani tıbba giriyor. Sonrasında zaten görüyoruz neler olacak. Yani tıpta kalmadığını, neden kalmadığını görüyor olacağız. Tabii ki özgün araştırmaları var burada ama mutsuz.
çok fazla huzurlu değil ve mesleki doyumu yok. Fizyoloji enstitüsünde biraz daha mesleki doyumunu sağladığını söyleyebiliriz Brücke'nin. Brücke, Freud'un hayatındaki en önemli hoca diyebiliriz. Tek hoca değil tabii ki. Royer de var mesela. Bu laboratuvarda tanışıyor onunla da. Freud üzerine yazılan kitaplarda, romanlarda, çekilmiş filmlerde Breuer'ın adını sıklıkça duymuşsunuzdur. O da aynı şekilde önemli bir karakter Freud'un hayatında. Ve Theodor Meinert'in psikiyatri dersi de çok oldukça önemli. Çünkü tıpta ilgisini çeken tek ders Meinert'in psikiyatri dersleri. Ardından Martha'yla tanışmaları var. Tabii o esnada maddi sıkıntıları var söz konusu olan. Laboratuvarda yaptığı araştırmalardan çok fazla bir maddi anlamda bir getiri sağlayamıyor Freud. O yüzden Viyana Merkez Hastanesi'nde hekim olarak çalışmaya başlıyor. Böyle bir zorunluluğu oluyor. Çünkü nişanlanıyorlar ve evlenmek istiyor Martha'yla. Daha sonrasında Meinert'in psikiyatri kliniğinde asistan olarak çalışmaya başlıyor. Sinir sistemiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ve 1885 yılında burs kazanıyor. Paris'e Charcot'un yanına gidiyor. Bu burs kazanma hikayesi de oldukça uzun ve sancılı ve zor bir süreç. Yani Freud'un hayatında aslında bu kadar ün yaptı ve tarihin akışını değiştirdi ama mesleki yaşamının ilk yılları gerçekten çok mücadeleyle geçiyor. Hayatının son yılları da aslında öyle. Hayatının son yıllarında biraz daha sağlıkla ilgili sıkıntıları çıkıyor ama kolay bir kariyer olmuyor hiçbir zaman Freud için bu durum. Burs kazanarak Charcot'un yanına gidiyor dedik. Ne zor bir süreç bu. Çünkü ilk başta bu burs Freud'a çıkmıyor. Freud biraz zorla alıyor bu bursu. Burada Charcot yine aynı şekilde psikanalize ve Freud'un kariyerine yön veren tarihi isimlerden. Multiple sclerosis tanımlıyor kendisi. Parkinson hastalığını araştırıyor o dönemlerde. Histeri ve hipnozla ilgili de çok bilinen çalışmaları var. Freud da bu anlamda onun eğitimini alıyor. Salpetriyer Hastanesi o dönemde Charcot'un çalıştığı ve eğitim verdiği hastane. Dünyanın en büyük hastanesi o esnada ve önemli bir psikiyatri merkezi. Peki bir tık Charcot'un öncesine de bakalım. Yani Nancy ekolüne bakalım. Liebault ve Bernheim adında Nancy'li iki hekimin ekolü bunlar. Ekolü, Nancy ekolü. Histeri ve hipnoz arasındaki ilişkileri inceliyorlar. Ve diyorlar ki, histeride görülen kol veya bacak felci, işitme kaybı gibi belirtilerin nedeni aslında bedensel bir patoloji değildir. Yani artık yavaş yavaş bu ekolle beraber her şeyin de bedenden kaynaklanmayacağını, tıbbın her şeyi açıklamaya bazen yeterli olmadığını, her şeyin fizyolojik bir kökeni olmayabileceğini görmeye yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Aynı belirtiler normal insanlar hipnoza sokulduğunda telkin yoluyla oluşturulabilir. Aynı şekilde benzer belirtiler de bu yöntemle ortadan kaldırılabilir. Gerçekten de öyle oluyor. Bu arada Charcot da dediğimiz gibi çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Charcot'a bakalım. Histeriyi nörolojik bir hastalık olarak ele alıyor ve kalıtımsal olarak hastalığa yatkınlık gelişebileceğini saptıyor. Genetiği dışlamıyor. Histerik paralizi, stres sonrası ortaya çıkan histerik felçleri araştırırken felci yapay olarak oluşturabildiğini görüyor. Ve bu hastanede ilk kez hipnozu uyguluyor. Histerik hastalarda deneysel olarak felç oluşturmada başarıyla kullanılıyor. Ve psikolojik etkenlerin histerik felç üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Erkeklerle de çalışıyor. Freud daha çok kadınlarla çalışıyor. Gerçi o da erkeklerle çalışıyor. Hatta erkeklerle ilgili yazdığı bir makalesi var histerik konusunda. Ama Charcot da erkeklerde de görülebileceğini kanıtlıyor. Gerçekte bu karşılaşma, bu iki insanın karşılaşması psikanaliz kuramının gelişiminde başlangıç noktasıdır dersek haksız sayılmayız sanırım. Çünkü niye? O güne kadar histeri şöyle görülüyor. Bunlar ve çok zengin hayal gücü olan insanlar
Ve bunu işte şey yapıyorlar, yani kendileri oluşturuyorlar. Yani bilinçli, amaçlı, bunlar şey, sayrımsama, yani hastalık süsünü onlar kendileri veriyorlar diye yorumlanıyor. Yani gerçek değil, gerçek bir normal dışı davranış değil. Dolayısıyla ciddiye alınmıyor bu durum. Ve sonrasında tabii ki Freud Viyana'ya dönüyor ve bu konuda bir bildiri yayımlıyor. Ama Viyana Hekimler Birliği çok beğenmiyor bu bildiriyi. Eleştirilerle karşılanıyor. Yani yeni bir şey ortaya koyduğuna inanmıyorlar. Ve hipnozun da aynı zamanda kuşkulu bir uygulama olduğu eleştirilerini alıyor Freud. Evet, Uber Coca olayına gelelim. Bu makaleyi yazana kadar olan şeylere bakalım biraz. Makalede yoksunluk belirtilerine yol açmadığını söylüyor. Hazımsızlık semptomlarının tedavisinde kullanılabilir diyor. Bu zamana kadar neler oluyor bir bakalım. Şimdi öncelikle kendisinde deniyor Freud kokaini. Bir de çevresini de yönlendiriyor. Yani çevresinin de kullanmasını istiyor. Nişanlısına gönderiyor ve bunu düzenli olarak yapıyor ve şey diyor, bana ne hissettiklerinizi ve neler yaşadıklarınızı yazın diyor. Tabii ki buradaki anılar hoş olmayan anılar pek de fazla. Freud'da şöyle bir durum söz konusu orada, bir keşif yapmalıyım. Çünkü çocukluğundan beri zaten ona empoze edilmeye çalışılan şey, sen işte bir mucit olacaksın, işte çok büyük bir keşif yapacaksın. İşte çok büyük bir adam olacaksın şeklinde. O yüzden de hem böyle bir şey var, hem de tabii ki de evlenmek istiyor. Dolayısıyla bir başarı kazanmak istiyor ve dolayısıyla kokaini bunun için değerlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok az şey biliniyor olduğu için de deneniyor yani kokain bilim insanları tarafından. Kendisi deniyor, öfori hali, aşırı mutluluk hali elde edebiliyor. Başka herhangi bir şey elde edemiyor. Bedensel anlamda da mide rahatsızlığını ve inatçı öksürüklere iyi geldiğini bulguluyor. Ve kendi depresyonuna iyi geldiğini söylüyor. Hazımsızlık şikayetlerine iyi geldiğini söylüyor. Ve dediğim gibi insanları yönlendiriyor bu anlamda. Ve bağımlılık yaptığını düşünmüyor Freud kokaini. Buradan şunu çıkarabiliriz rahatlıkla. Freud'un farkındalığı bu dönemlerde düşük. Şöyle düşük, ne kadar sık kullandığının farkında olabilseydi belki de bağımlılık yapma özelliğini de keşfedebilecekti. Çünkü gerçekten oldukça sık kullanıyor. Ama bunu farkında değil anladığımız kadarıyla. Ve dolayısıyla bu makaleyi de yayımlıyor Freud. Sonrasında arkadaşları da yine aynı şekilde, Karl Koller mesela ağrı kesici özelliklerini tanımlıyor, dokuları uyuşturucu özelliklerini tanımlıyor, anestezik olarak değerlendiriyor bunu. Tabii bağımlılıklar artıyor dolayısıyla ve bundan kurtulmak da biraz zor oluyor. 1886 yılında bağımlılık olguları hızla artıyor. Freud zaten biraz tepki çekmişti daha önce beğenilmeyen çalışmalarından ötürü. Şimdi de üçüncü insanlık felaketini başlatmakla suçlanmaya başlıyor. Ama Freud burada işte karşımıza çıkan o sarsılmaz özgüvenin bir ürününü görüyoruz. Gecikmeli bir şekilde morfin bağımlılığını biliyoruz ama kokain bağımlılığı ile ilgili bir olgumuz yok. Bu benim uyguladığım yanlış tedaviden değil, hastayla alakalı, hastayla alakalıdır diyor. Yani benim yaptığım şey yanlış değil, mutlaka bu semptomun gelişmesi için hastada daha farklı bir özellik olmalı şeklinde bir yanıtı var. Daha önce dediğim gibi kendi de deniyor. Ve bir hastası maalesef yüksek dozdan vefat ediyor Freud'un. Bir hastasının burnunda yine kokain kullanımına bağlı olarak çok ciddi bir şekilde hasar oluşuyor. Ve yine aynı şekilde Freud kınanmaya devam ediyor. Yani gördüğümüz gibi kariyerinin ilk dönemleri Freud için hiç de rahat değil. Ve Mark Sol diye bir arkadaşı var. Yine aynı şekilde taptığı bir arkadaşı. Hayranlıkla söz eder ondan da.
otopsi yaparken arkadaşı parmağı kesiliyor ve çok fazla ağrı çekiyor ve ona da aynı şekilde kokaini öneriyor. Bu arada bu arkadaşı daha öncesinde zaten morfin ve eroin bağımlısı. Daha sonrasında tabii ki daha da acı çekmesine sebebiyet veriyor kokain. İlk başta iyi gelse de. Ve kokain bağımlısı haline geliyor. Havaleli bayılma krizleri geçiriyor Mark Sol. Ciddi uykusuzluk nöbetleri, kontrolsüz davranışlar sergiliyor. Delirium tremens, yani yoksunluğa bağlı titremeli hezeyan nöbetleri yaşıyor. Ve bu krizlerde Freud hep yanında. Ama tabii ki zor bir durum çünkü müsebbibi kendisi. Ve 6 yıl boyunca bu tabloyla Freud karşı karşıya kalıyor. 6 yıl boyunca bunu görüyor. Dolayısıyla bu da böyle bir süreç halini alıyor Freud için. Kolay olmayan. Ama sürecin sonunda her şeye rağmen şunu söylüyor Freud. Paris yaşamında yeni bir başlangıçtır diyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Çünkü gerçekten de öyle aslında bakıldığında. Psikanaliz buradan doğuyor oluyor. Ve sonunda nişanlısı Marta'yla evleniyor. İkinci çocuğuna Charcot'un, dördüncü çocuğuna da Brücken'in adını veriyor. Yani burada da yine arkadaşlarına olan derin bağlılığını, hayranlığını görebiliriz. Bu da düğün davetiyeleri Marta'yla Freud çiftinin. Viyana'daki Freud Müzesi'nde çekmiştim bunu. Freud'un oturduğu ev orası. Ölümünden sonra da kızı Anna Freud müze haline getiriyor orayı. Tabii ki bu arada da şu da söz konusu, yani fizyolojiyle ilgili de çalışmaya devam ediyor, nörolojiyle ilgili. O anlamda da çalışmalar yürütüyor ve çocuk felci konusunda gerçekten bir otorite haline geldiğini söyleyebiliriz Freud'un. Bu anlamda da çalışmaları söz konusu. Sonrasında psikanalizin artık yavaş yavaş evrimine geçiyor olacağız. Ama isterseniz burada bırakalım. Çünkü sonraki konular birbirine bağlı konular. Mesela Breuer'in hastası Anna, O'dan bahsediyor olacağız. Onunla, o hastayla Breuer'in yaşadıkları ve Freud'un yaşadıkları ve oradan doğan teknikler, yöntemler, psikanalizin gelişmesine sunduğu katkılardan bahsediyor olacağız. Daha sonrasında da psikanalizin evrimini tartışıyor olacağız. Kimler ayrıldı, kimler nasıl katkı sağladı, kimler neden ayrıldı, nasıl ayrıldı, o süreçleri değerlendiriyor olacağız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Bir sorusu olan, katkı sunmak isteyen var mı? Teşekkürler Melike Hanım. Çok güzel bir sunumdu. Ben de teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim sohbetten yazanlara da. Peki, soru yok herhalde. Katılımlar için teşekkür ederim. Sonraki sunumda görüşmek üzere.